Seçim sonrası gündemi sarsan olay yazı. İşte detaylar. Vah ki ne vah. Millet İttifakı'nda sifona su yetmeyecek. Star yazarı Yakup Köse, yalan dolanla, trollerle, sahte anketlerle, besledikleri şarkıcı ve oyuncularla seçim kazanılmadığı bir kez daha görüldü, dediği yazısında, Meral Akşener'in Millet İttifakı'ndan ayrıldığını açıklamasının ardından, sifonu çek. Gitsin, paylaşımında bulunan Fazıl Say'ın sözlerine gönderme yaptı. Star yazarı Yakup Köse, yalan dolanla, trollerle, sahte anketlerle, besledikleri şarkıcı ve oyuncularla seçim kazanılmadığı bir kez daha görüldü, dediği yazısında, Meral Akşener'in Millet İttifakı'ndan ayrıldığını açıklamasının ardından, sifonu çek gitsin, paylaşımında bulunan Fazıl Say'ın sözlerine gönderme yaptı. Millet İttifakı'nda ortalık çok karışacak, sifona su yetmeyecek ifadelerini kullanan Köse, şunları kaydetti. Bu yazıyı seçim gecesi saat 22 sularında yazıyorum. Henüz kesin netice belli değil ama Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçimi önde götürüyor. Körü körüne Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığında birleşenlerin oluşturduğu, Millet İttifakı'nı destekleyenler büyük şok yaşıyorlar. Son iki aydır anket sonuçları adı altında yalan rakamlara boğulan, Millet İttifakı, seçmeni birbirlerine, nasıl olur da Erdoğan bu kadar oy alabilir, diye soruyorlar. İnanmak istemiyorlar. İnternette avanak avlayan falcı ve astrologlara kadar düştüler. Öne çıkan video. Destekledikleri, Millet İttifakı'nın liderleri onlara hiç acımadı. Sürekli yalan söylediler. Seçmenleri, seçim yaklaşıyor kime oy vereceğiz, açıklayın, dediklerinde, adayımız belli, sorun yok diyorlardı. Sonra anlaşıldı ki, aday belli olmadığı gibi Kemal Kılıçdaroğlu, aday benim, deyince ortalık karıştı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kumar masasında olmam, diyerek masadan kalkmıştı. Lakin sonra bir şekilde ikna edilerek masaya dönmüştü. Meral Akşener masaya dönene kadar yemediği küfür, hakaret, iftira kalmamıştı. Bu ahlaksızca tepki, adayımız belli, sorun yok diye kandırılan seçmenin Akşener'in masadan kalkmasıyla yaşadığı travmanın göstergesiydi. Aynı tepki bu geceden itibaren, Millet İttifakı'nda yer alan tüm liderlere gösterilecektir. Hani %60'la seçimi kazanıyorduk diyerek sövüp saymaya başlayacaklar. Meral Akşener'e sövülürken susan ve müdahale etmeyen Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Gültekin Uysal da bu geceden itibaren aynı akıbete uğrayacaklar. Kör bir düşmanlık ve yalan dolan üzerine inşa edilen bir ittifakın sonunu izliyoruz. Ekonomik olarak halkın zor günler geçirdiği bir zamanda muhalefet olarak başarılı olamıyorsunuz, seçmeniniz üzerinize sifonu çeker. Üstelik karşınızdaki rakip 20 yıldır iktidarda olmasına rağmen hala sizden yüksek oy alıyorsa. Yalan dolanla, trollerle, sahte anketlerle, besledikleri şarkıcı ve oyuncularla seçim kazanılmadığı bir kez daha görüldü. Millet İttifakı'nda ortalık çok karışacak, sifona su yetmeyecek. CHP, sırtındaki partilere 34 vekil kazandırdı ama oy oranı olmayan partiler CHP'ye hiçbir şey kazandırmadığı gibi vekil sayısını düşürdü. Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin altılı masada yer almasına rağmen ittifaka hiçbir katkısı olmaması muhalif seçmeni de çıldırttı. Ayrıca CHP, söz konusu partilere 34 milletvekili hediye etti. Bu partiler CHP'ye hiçbir şey kazandırmadığı gibi milletvekili sayısını düşürdü. Muhalif basın söz konusu durumu, CHP'ye 34 vekillik kazık diyerek haberleştirdi. Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen manşetlerin dilinde, söz konusu gelişmeler de masaya yatırıldı. Karahasanoğlu, Babacan, hani ODTÜ'yü birincilikle bitirmiştin, yurt dışında seni herkes tanıyor ama Erdoğan'ı tanımıyordu. Ekonomide 2002-2013 arasındaki tüm güzel gelişmeleri sen yapmıştın, CHP'ye bir oy bile getiremedin mi dedi.